Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin değerli rektörü, Memur Sen Konfederasyonu'nun değerli başkanı, kıymetli sendika başkanları, yöneticileri, saygıdeğer akademisyenler, değerli kamu çalışanları, kardeşlerim, muhterem misafirler, kamu çalışanı kardeşlerimizle birlikte alnının teri, elinin emeğiyle ailesine helal lokma yedirmek için gece gündüz çalışan bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bugün Memur Sen Konfederasyonu ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin işbirliğiyle tertiplenen Uluslararası 1 Mayıs Kongresi'nde çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve pratik uygulama zemini olarak kamu görevlileri sendikacılığını konuşmak, tartışmak ve yeni bir vizyonla ele almak üzere tertip olunan kongrenin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Buna ilave bir memnuniyetim de esasen ben eğitim birsen ve dolayısıyla memur sen üyesi idim vakti zamanında. Daha sonra idari görevim sebebiyle ayrılmak zorunda kaldım. Arkasından siyasete girmekten dolayı üyeliğimiz devam etmedi ama fahri üye olduğumu burada ifade etmek isterim. Bu önemli ve geniş içerikli kongreyi düzenleyen Memur Sen'in değerli başkanı Ali Yalçın Bey'e ve Memur Sen yöneticilerine, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörü değerli dostum Profesör Doktor Yusuf Tekin'e teşekkür ediyorum. Kongrenin devletimiz, milletimiz, kamu çalışanları için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Önceki yıllarda Türkiye'nin farklı şehirleri ve meydanlarında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün COVID-19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak böyle faydalı bir kongreyle ele alınacak olması takdire şayandır. Değerli misafirler, Batı'da sanayi devrimiyle birlikte işçiler toplumsal bir sınıf olarak teşekkül etmişler. Temel ölçü parametresi ve değeri sadece para olan vahşi kapitalist uygulamaların getirdiği menfi etkilere karşı işçi sınıfı daha insani çalışma şartları ve ücret taleplerini gerçekleştirebilmek için sendikalar çatısı altında kurumsal olarak örgütlenmişlerdir. Fransızcadan aldığımız sendika kelimesi ortak çıkarları korumak için kişi veya şirketlerin kurduğu birlik ve meslek örgütüdür. Sendika kelimesinin etimolojik kaynağı ise eski Yunanca'daki sendikos kelimesidir ki avukat, hukuki anlamda vekil, özellikle bir topluluğun haklarını savunan temsilci demektir. Dolayısıyla kelimenin etimolojik kökeni ve tarihi süreç dikkate alındığında sendikalar, işçileri, çalışanları temsil etmek ve haklarını savunmak üzere teşekkül etmişlerdir. Ne var ki sendikacılığın daha kuruluş yıllarında özellikle Kara Avrupa'sında Marksizmin ideolojik etkisiyle sendikalar kapitalist sistemi yıkıp yerine sosyalist, komünist bir düzen kurmayı amaçlayan doktriner ihtilalci sendikacılık anlayışını ve örgütlenmesini benimsemişlerdir. Sendikaları temel kuruluş amacından saptıran bu ideolojik gayelerin bir manivelisi haline dönüştüren bu anlayışın özellikle 20. yüzyıl boyunca siyasi, toplumsal alanda olduğu kadar çalışma hayatında da menfi etkileri bütün dünyayla birlikte Türkiye'de de hissedilmiştir. İnsanı sadece emek ve mülkiyet ilişkisine indirgeyen, kültür ve medeniyetlerin getirdiği bütün değerleri reddeden, görmezlikten gelen bu ideolojik körlüğün menfi etkilerini hala az da olsa hissediyoruz. Sovyet Rusya'nın dağılıp komünist ideolojinin güç kaybetmesiyle giderek doktriner sendikacılık gündemden düşmüş, uzun vadeli toplumsal amaçlardan ziyade üyelerinin çıkarlarını savunan faydacı yalın sendikacılık güç ve yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ülkemizde doktriner sendikacılık anlayışıyla örgütlenen sendikaların işçi ve emekçi kesimlerin üzerinde uzun süre adeta tekel haline geldiklerini hepimiz biliyoruz. İşte bu tekelci ve komünist ideolojik temelli sendikacılık anlayışına karşı şair yazar merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının başlattığı süreç ve nihayetinde Memur Sen'in kuruluşu son derecede önemlidir. Yedi güzel adamdan biri olan eğitimci, şair, yazar merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitimciler Birliği Sendikası'nı kurarak başlattıkları süreç
Memur senin sendikal faaliyetleri Marksist ideolojik kalıplarla sınırlayan sendikacılığın aksine soğuk savaşın kutuplarından ve penceresinden bağımsız olarak ülkemizin toplumsal dinamiklerine uygun tarihi ve dini mirasını sahiplenen, bu konuda hassasiyetlere malik yerli ve milli bir sendikal örgütlenme olarak 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluşuyla neticelenmiştir. Böylece insanı ve toplumu sadece emek ve mülkiyet ilişkisine indirgeyen, medeniyetimizin getirdiği bütün değerleri ve kültürü reddeden bir sendikacılık anlayışı yerine toplumumuzun maddi ve manevi değerlerini esas alan ve bu çerçevede kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir. Hali hazırda dünyada terk edilmiş Marksist doktrinal sendikacılık anlayışını savunan, buna binaen devleti ve temsil ettiği değerleri ötekileştiren, düşmanlaştıran bir sendikal söylemi kullanan sendikalar bulunmakla birlikte bu tür sendikacılığa teveccühün azaldığını görüyoruz. Değerli katılımcılar, sendikacılık ne kavramsal ne de kurumsal olarak daha ortada yokken mensubu olduğumuz kültürde insan için ancak çalıştığı vardır ayeti ve işçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz hadisi bizim toplumumuzun çalışma hayatını düzenlemekte en önemli temel düsturlar olmuştur. Çalışmanın kutsiyetini, çalışanın emeğinin yüceliğini anlatan ve karşılığının mutlaka hemen verilmesi gerektiğini hatırlatan bu ifadeler, güzel hasletlerimizin menşeini göstermesi bakımından önemlidir. Başta Osmanlı olmak üzere kendisi kıymetli ve özel olarak yaratılmış insanın emeği de kıymetlidir anlayışıyla çalışma hayatını düzenleyen Osmanlı ve önceki devlet geleneğimizde çalışma hayatını uzun süre kardeşlik ve barış temelinde devam ettiğini müşahede ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere esnaf dayanışma teşkilatı olarak varlık gösteren ahilik sisteminin temelinde de bu güzel hasletler yer almaktadır. Dolayısıyla bizim kültürümüzde zaten işçi ve emekçilerin emeklerinin karşılığını hemen almalarını sağlamak hep temel esas olmuştur. Yakın tarihimizde askeri darbenin ürünü olan 1982 Anayasası ile birçok temel hak ve hürriyete getirilen sınırlamalardan sendikal örgütlenme ve haklar da nasibini almıştır. 1982 Anayasası'nda memurların örgütlenmesini açıkça yasaklayan bir hüküm yer almamakla birlikte uygulamada memur sendikalarının kuruluşunun geciktiğini görüyoruz. Nitekim 10 yıla yaklaşan uzunca bir süreden sonra 25 Haziran 2001 tarih ve 4688 sayılı kanunla Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kabul edilerek kamu görevlilerinin sendikal hakları açık ve yasal bir zemine nihayet oturtulmuştur. Memur Sen 12 Eylül 2010 tarihinde içerisinde toplu sözleşme hakkının elde edilmesini de öngören anayasa değişikliği referandumunun gerçekleşmesine diğer sendikaların aksine destek olarak kamu çalışanlarının haklarının geliştirilmesine ciddi katkı sağlanmasına yardımcı olmuştur. Anayasa değişikliği paketinin 6. maddesinin doğrudan sendikal hayatla ilgili olması sayesinde bu durum kısa sürede örgütlenmeye yansımış. Kamu görevlileri arasında örgütlenme oranı %40'lardan %70'lere çıkmıştır. 4 Nisan 2012 tarihinde kabul edilen 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun ile kamu çalışanlarının sendikal hakları genişletilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine kabul edilen 5892 sayılı kanunun 27 Nisan 2009'da resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Böylece uzun yıllardır illegal örgütler tarafından suistimal edilen 1 Mayıs kutlamaları hukuki bir statüye kavuşturulmuş, bütün emekçileri içeren bir genişliğe sahip kılınmıştır. Ülkemizdeki çalışma barışına ciddi katkı sağlayan bu anayasal ve kanuni düzenlemeler elbette yeterli değildir. Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından olan sendikaların katkısıyla işçi ve çalışan kardeşlerimizin haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Gündemde olan yeni ve sivil bir anayasanın kabulü halinde özellikle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda da müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum. Bu arada elbette sendikaların yeni ve sivil bir anayasa yapılmasına katkı ve destek sağlamalarını da bekliyorum. Değerli katılımcılar, bilim ve teknolojinin hızla yenilendiği ve dünyayı değiştirdiği bir dönemde yaşıyoruz.
Yapay zekanın, robotların çalışma ve üretim alanında etkin ve yaygın bir şekilde kullanıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Artık birçok iş yapay zekaya dayalı algoritmalarla çalışan bilgisayarlarla yapılıyor. Bu durum çalışma, üretim, dağıtım, iletişim, etkileşim gibi her şeyi baştan sona değiştiriyor, değiştirecek. Özel sektör gibi kamu da artık hizmetlerini teknolojik yeniliklere uyum sağlayarak veriyor, vermeye başladı. Bu durum emekten, zamandan tasarruf edilmesi sonucunu doğuruyor. Esasında teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı bu dönem, makinelerin doğrudan makinelerle irtibat kurduğu bir döneme geçişin hemen öncesini teşkil ediyor. Hayat giderek daha entegre hale geliyor. Nesnelerin özneleştiği, insanı nesneleşme tehdidiyle karşı karşıya getiren bir döneme doğru dünya evriliyor. Sanayi ötesi veya sonrası dönem olarak nitelenen bu dönemde işçi ve çalışanların hakları ve çalışma barışının korunması noktasında çok çetin soru ve sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı, diğer yanda kamu çalışanların haklarının korunmasının sağlanması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır. Artık 20. yüzyılın paradigmalarıyla 21. yüzyılı anlayıp yönetmemiz mümkün değildir. Hazırlıklarımızı geleceğin imkan ve şartlarını öngörerek yapmak mecburiyetindeyiz. Covid-19 salgını bizlere çalışma düzeni ve imkanları açısından ne durumda olduğumuzu, hangi eksikliklerimizin bulunduğunu da göstermiş oldu. Bu salgın döneminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde çalışma hayatını düzenleyen kararlar ivedilikle alındı ve salgının bu alanda meydana getirdiği menfi etkiler en aza indirilmiş oldu. Bu bakımdan çalışma hayatında yeni zihniyet ihtiyacı ve pratik uygulama zemini olarak kamu görevlileri sendikacılığı hakkında konuşmak, tartışmak üzere bu kongrenin tertiplenmiş olması son derecede önemlidir. Bu kongrede konunun bilimsel temelde ele alınacağı, çok değerli akademisyenler tarafından konunun enine boyuna tartışılacağı, böylece ülkemizin ve çalışma şartlarının ileride karşılaşabileceği sorunlara şimdiden çözüm üretilebileceğine inanıyorum. Bu vesileyle Memur Sen'in değerli başkanını, kıymetli yöneticilerini, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin rektörünü, değerli akademisyenleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında böyle önemli bir kongre tertip etmelerinden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Bu kongre sonunda ortaya çıkacak faydalı fikirler ve öneriler için emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta saygıdeğer ilim insanlarımıza ve katkı sağlayan herkese saygılarımı sunuyorum. Tekrar kamu çalışanı kardeşlerimizle birlikte alnının teri ve elinin emeğiyle çalışan bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Memur Sen camiasının yüklendiği ulvi sorumlulukları ve bunları geleceğe taşıma azmini takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Mübarek Ramazan ayının manevi havasının ve bereketinin memleketimize ve İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.